Merhaba arkadaşlar Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan değerli öğrencim Tonguç'la beraber. Vay Kendi ismimi kendim söylerim diyorsun? Atatürk dönemi, Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki dış politikaya bakacağız. Şimdi Lozan Barış Anlaşması, yeni Türk devletinin bağımsızlığını tanınmasıydı. Bunu zaten önceki videolarımızda anlattık, işledik. Nereye gidiyoruz burada hocam gemiyle? Yeni devletimizi kuruyoruz artık. Yepyeni oh bir devlet be, kuruyoruz. Oh Dedi mi? Kent tokatları... hocam. Aynen yepyeni bir devlet doğuyor. Bağımsızlığımızı ilan ediyoruz ve cumhuriyetin ilanıyla devletin rejim sorunu hal oluyor, başkanlık sorunu hal oluyor. Ve ardından bazı sorunlarımız var. Onları halledeceğiz. Birincisi yabancı okullar sorunu var. Şimdi Osmanlı'da birçok Amerikan, Fransız, İtalyan, İngiliz, Alman, Avusturya okulları vardı. Ve bunlar azınlık okullarıydı. Bunlar yabancı okullardı. Ve milli bağımsızlığımıza ters hareketler yapıyorlardı. Böyle vatan haini yetiştiriyorlardı bazıları. Onların çoğunu kapattı Türkler. Dedi ki ne yapıyorsunuz siz ya işiniz ne burada dedi. Sadece Türk milli Eğitimine bağlananlar, Türk kurallarına uyanlar işte... Biliyorsunuz isimlerini. Robert Eğitim Bakanlığı. Aynen Robert'tir, Damdesyon'dur. Bazı Azınlık okulları dediler ki efendim biz sizin kurallarınıza uyacağız. Adam gibi duracağız. O zaman ha, tamam adam dedi. Ol, adam adam ol, ol efendi ol sinirlendirme biz dedi ve onlar da kabul ettiler. Nasıl kabul ettiler? Dediler ki Türk hocaları çalıştıracağız. Türkçe tarih coğrafya dersine Türk hocalar girecek. Aferin, milletin aferin. Kanunları... <laughs> göre herkes edeceğiz dediler. ve milletin bakanlığına bağlandılar. Öyle artistik yapmasınlar hocam. Bize. Yabancı okullar sonra biz en çok Fransızlar uğraştırdı. Mesela Fransızlar bu çıkmış üniversite sınavında. Fransızlar dedi ki efendim bu konuyu bir daha görüşsek falan. Dedik ki bu bizim iç meselemiz ya. bizim Hadi içimizdeki oradan. okulları size mi konuşacağız? Hadi oradan dedik. Fransızlar da bonjour deyip karşılık gittiler. Ne bonjour mu yaptılar? Aynen ne dediler bilmiyorum işte Fransızca konuşuyorlar. Je suis étudiant. Vay stüdyoda ders anlatıyorum dedim. ben bir öğrenciyim dedim hocam. Vay. Fransız parle français. <laughs> Tonguç sana bayılıyorum ya. Her şeyi hocam, Her, ben. her şeyde bir şeyim var. Mesela evet. common sava dediğin zaman nasılsın? nasılsın? Ha, nasılsın? Onu ben de biliyorum evet duymuştum. Senin e, Fransız arkadaşın mı oldu yoksa Tonguç bunları biliyorsun? Jotem hocam Jotem. Jotem seni seviyorum mu demek? Evet hocam. Ben de seni seviyorum Tonguç. Hayır size demedim Allah'ım ya. E, e, beni Kızı seviyor sevmiyor musun Tonguç? size seviyorum da hocam o manada değil yani. Ne diyorsun? Jotem herhalde. demem size hocam. Yani. Ha tamam anladım. Sen Fransız kız arkadaşın olursa eğer onlara söylersin inşallah ama biraz zor. Şimdi Musul sorunu, Musul sorunu çok önemli. Hatırlarsan Lozan konferansında Musul halledilememişti. İngilizler tabii gene oyunlarını yapacaklar. Ne yapacaklar? 1925 yılında dış mihrakların desteği yani İngilizlerin desteğiyle Şeyh Said isyanı çıkacak tamam mı? Şeyh Said doğuda isyan edince biz zor durumu Şeyh duruma... Said İngilizce biliyor muydu hocam? Evladım İngilizce bilmesine gerek yok. İngilizce casuslar Türk kılığına gelip diyorlar ki Şeyh Said'e sen kralsın isyan Oha. et burada doğuda işte şunu yaparsın bunu yaparsın. Şeyh Said de isyan edecek. Şeyh Said isyan ettikten sonra Musul'u elimizden alacaklar. Nasıl alacaklar? Milletler cemiyeti karşısında zor duruma düşünce diyecekler ki ...Musul'u bize verin diyecekler. Daha doğrusu İngiltere'nin kontrolündeki Irak'a verin diyecekler. Ve 1926 Ankara Anlaşması'ya bak. Bu 1921'deki Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'yla karıştırma. Ankara Anlaşması'yla misak Milliden taviz vereceğiz ve Musul'u vereceğiz. Demek ki içimizde çıkan sorun Musul'u da kaybetmemize... ...yani dış politikada da zarar etmemize sebep olacak. Hatta o yüzden Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılacak... Ee, ve ciddi bir ee, şey yapılacak, e, sansür, baskı uygulanacak ki muhalefete artık ülke bu tarz sıkıntılar yaşamasın. Nüfus mübadelesi sorunu var. Burada da bizi Yunanistan uğraştıracak. Yunanistan'daki Türkler ve Türkiye'deki Yunanlar yani Rumların yer değiştirmesi olayı. Of tamam mı? çok zor. Çünkü İstanbul'da, İzmir'de bir sürü Rum vardı. E, Ege'de, Yunanistan'da da bir sürü Türk vardı. Atatürk mesela, Selanik'te doğdu. Aynen var. onların yer değiştirmesi lazım. Şöyle bir kural verdik. Du, e, Doğu Trakya'daki ve Batı Trakya'daki Türkler tamam mı? Evet bilhassa ya. Batı Trakya'daki Türkler ve İstanbul'daki Rumlar hariç Türkiye'deki tüm Rumlar Yunanistan'a gitti. Yunanistan'daki tüm Türkler de e, Türkiye'ye geldi. Allah Allah. Sadece İstanbul'daki Rumlar olduğu yerde kaldılar. Bir de Batı Trakya'daki Türkler olduğu yerde kaldılar. Onların dıştakiler yer değiştirdi. Bak burada çok güzel valizlerle yer değiştirmelerini göstermiş. Nüfus Ama mutlular değil mi o ya? Aynen mutlular. Nüfus mübadelesi sorunu bittikten sonra bittikten sonra da Evet, Türkiye ile Yunanistan yavaş yavaş flört etmeye başlayacak. Hatta Türkiye Yunanistan'ın desteğiyle milletler cemiyetine geçecek. Birleşmiş milletlerin eski hali değil mi hocam? Harika bir zekaya sahipsin Tonguç. Her ne kadar dünya barışına katkıda bulunmasa da hatta sonradan 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep de olsa. Şaka gibi. Evet biz e, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi doğrultusunda ve 2. Dünya Savaşı tehditine önlem almak için İspanya'nın teklifi ve Yunanistan'ın desteğiyle milletler cemiyetine 1932 yılında üye olacağız. Peki niye bu kadar bekledik? Çünkü Öncesinde Rusya'nın desteğini kaybetmek istemiyoruz. İngiltere, Fransa bir sürü affedersin e, ee, ne denir ona kötülük yapıyorlar. Anlatabildim Yani Hay şeylik Allah. yapıyorlar. İşte söyleyemiyorum şimdi burada videoda. Düzenbazlık. Sen Düzenbazlık. Falan... Düzenbazlık. Aferin Tonguç. Çok güzel bir kelime kullandın. Ee, Siz o... daha ağır bir kelime Aynen ben, ben, daha ağır bir... tuttum hocam. Harikasın Tonguç. Gerçekten boynuz kulağa geçer kaliteli bir insan olduğunu gösterdin. Aynı zamanda yine 2. Dünya Savaşı tehdidine karşı Almanya'nın agresif tavırlarına karşı önlem alıyoruz. Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Türkiye'nin oluşturduğu Balkan Antantı. Yani hep beraber kardeşiz. İkinci Dünya Savaşı tehdidi olursa birbirimizi koruyacağız diyoruz. Ama sonradan tabii Almanya bunların hepsini işgal edince biz baba siz kendi başınıza bakıyoruz yani. Bunları peki aklınıza nasıl tutacaksınız? Şimdi Türkiye var. Türkiye'nin T'si. Tayyare diyeceksin tamam mı? T'yi başa yazıyorum. Tayyare şöyle de T'yi yazayım. Tayyare. Anlaşıldı mı Tonguç? Anladım hocam. Tayyare Balkan Antantı'na üye olan ülkeler. Antant, Antant. Antant birleşme demek. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Tayyare. Devam ediyoruz. Montre Boğazlar Sözleşmesi var 1936. Montre. Montre. Ha, şimdi geldik yine Fransızca. Montre. Montre. Vay. Wow. hocam Fransız aksanım bayağı meşhurdur benim ya. Benim Fransa e, Fransız okullarındaki öğrencilerim şey diyor. Ben işte Paris falan diyor. Paris değil hocam. Le Paris falan diyor. Paris hocam. Aynen kovuyorum sınıftan. <laughs> Burası Türkçe dersi benim yanında böyle artistik ama diyor. Ama olsun sen yap, sen bir tanesini Tonguç. Sağ tamam, ol hocam. Şimdi Montreux Bo Boğazlar Sözleşmesi'nden sonra tamam mı? Bununla ne alakası var onun Boğazlar Sözleşmesinin? Bunun nasıl bir resimdir ya tövbe esa. Şimdi Boğazlar Komisyonu kalktı hocam adam, Aynen. Böyle. Boğazlar Komisyonu kaldırıyoruz. Diyoruz ki tamam Sevr'de Boğazları ele geçirmek istediniz. Lozan'da vermeyeceğimizi gösterdik. Başında Türkiye'nin olduğu bir komisyon kurduk. Möntro Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırılıyor tamamen Türklere geçiyor harika. Şimdi şu çok önemli Tonguç ee, Boğazları bize kolay kolay vermezlerdi aslında. İkinci Dünya Savaşı tehdidi çıkınca İngiltere Almanya'nın tehdidi altında, Fransa Almanya'nın tehdidi altında adamlar diyorlar ki ya lan diyorlar biz zaten başımızda dert var bir de Boğazları uğraşmayalım. Türkiye diyorlar ki ticaret gemilerini hep açık bırak. Savaş gemilerinde kontrol sende olsun diyorlar. Tamam mı? Hatta şu anda ticaret gemileri rahat rahat gelip geçip gidebiliyorlar yani. Bunu da bil yani. yani sadece bir kılavuz kaptan buldurmaları yeterli. Uluslararası açık sular. Sadece askeri gemilere karşı hop diyebiliyoruz. Anlaştık mı? Anladım hocam. Sadabat Paktı kuruluyor. Bu da İran, Irak ve Afganistan arasında. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında. Bununla TAİ diye aklına tutabilirsin. T-A-I-I nedir? <laughs> Doğuda İtalya, Mussolini Habeşistan'ı işgal ediyor tamam mı? Somali'nin tam karşısında Doğu'da bir yer. Burayı işgal ediyor. Ve Orta Doğu'yu tehdit ediyor İtalya. Bu ülkelerde baba ne yapacağız falan hemen toplanıyor İran, Irak, Afganistan ve Türkiye. Diyoruz ki Doğu'da eğer bir şey olursa birbirimizi koruyacağız diyoruz. Birbirimizi destek edeceğiz diyoruz. Destekleyeceğiz diyoruz. Tabi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu da dağılıyor. Bu da yalan oluyor. Bu da yalan oluyor. Hatay Hocam bizde herkes söz vermişiz. Sonra... Hayır bizle de alakalı değil. Adam burada yalan yapmıyoruz. Adamlar şey yapıyor. Öbür tarafta da adamlar zaten perişan olmuş. Yapacak bir şey yok. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ya yardım etse zaten biter. Yunanistan yerle bir ediyor adamlar. Romanya da yerle bir oluyor. Yugoslavya da yerle bir oluyor. Anladım hocam. Yani gelip de ya biz Balkan Antantı vardı merhaba falan desek. Hitler falan hiç acımıyorlar. Ya adamlar Moskova'ya kadar giriyorlar. Eyfel'in önünde selfie atıyorlar diyorum sana. Sen neden bahsediyorsun? Hocam. Binlerce insanı fırınlarda yakıyorlar. Allah korusun. Şimdi Hatay sorunu 7 Temmuz 1939'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra Türkiye'ye katılıyor. Bunun için Mustafa Kemal çok ciddi mücadele etti Hatay'ı Türk vatandaşı, e, Türk yurdu yapabildiği için. Göremedi değil mi hocam? Göremedi ama bence şimdi cennette görüyordur belki de. Nedir? Ülkeyi katmak istiyor. Nasıl katmak istiyor? İlk başta Hatay uluslararası toprak oluyor. Yani Fransa'nın kontrolündeki Suriye toprağı oluyor. Sonra kendi bağımsızlığını ilan ediyor. Tamam mı? Diyor ki biz bağımsızız diyorlar. Ardından da Hatay Meclisi... Türkiye'ye katılma kararı alıyor ama Atatürk'ün vefatından sonra. Biz videoları paylaşmaya devam ediyoruz. Tamam mı Tonguç'cum? Anladım hocam. Sen de Tonguç Akademi'ye üye oluyorsun. Arkadaşlarını da üye ediyorsun. Ve en önemlisi de Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da bizi takip ederken ödülü soruyu cevaplamayı da unutmuyorsun. Hadi bakalım. Tamam hocam.